kaç kere evlendim, boşandığını bile bilmiyorum. Beni kullanma. Neden ayrıldın? 7 tane olmuştu, evlendim, bilmiyorum. Ayrıldım. Anladın 7 tane mı? Olmuştu. Ben sana sormuyorsam kullanma. Sen de bana soramazsın. Niye soramayayım? Niye soramazsın? Madem utanacağım, sana ne benim yaşamadım. Geçmişteki ev? Sevdim, ben sana soruyor muyum ya? Gittim, kavga var, geldim, hala kavga var. Ben sana sordum mu? Gelen cevap da geliyor. Ben sana eski eşine ayrılığını sordum mu? Bana ne ya? Sor. Evliliğinden, boşanmanla. Sor. Ben boşadım. Beni ne ilgilendirir? Sorabilirsin. Ben mi seni alacağım? Ama saklamadım. Ben mi seni alacağım? Tamam mı? Ben saklamadım. Sonradan da adaya gidip sakladığım de işte. Sakladığım kişi sen değilsin ki zaten. Adnan herkes biliyor. Sen nasıl duymadın demedim doğru yani. Doğru zamanı bekliyorum. Ya geç diyeden ne doğru zamanı ya. Neyse bunu ya. Şey Meta, o Adnan o tartışmasından 5 dakika sonra gelip bunu söylemem biraz sıkıntı oldu. Bak şimdi ben o zaman sen bitirip dinleyecek. Doğru bile olsa. Gitmişti. Bu olaydan sonra Adnan'a gidiyor, diyor ki Adnan herkes duymuştu, sen nasıl duymadın ya? İşte ekran şey sosyal medyada resimlerin altına da yazılıyordu. Sen nasıl duymadın? Madem nasıl gelip bana bunu sormadın ya, bak, diyor. Her doğrunun tamam her yerde söylenmeyeceğini de bilmen lazım bu yaşa kadar gelmiş onu da öğrenseydin. Allah Allah. Allah Allah. Senden doğru, öğreneceğim her doğrunun nerede söylemeyeceğini. Bir zamanlaması var orada üzülmüşüm. Ne yapacağım, nikah masasında mı söyleyecektim? Kalbim kırılmış, anladın mı? Kırmasaydın. Bir adamın kadınsın. En yakın arkadaşını yazmasaydın. Biraz empati kur, empati. Sen bir kadınsın, anladın mı? Sen erkek tam arkadaşın dostun neyse ne. Ben empati kurmasaydım ama Adnan'ın sana benim orada bağırırken gelip sana bağırmasına orada kızmazdım sana, tamam mı? Ben sana ya, empati kurmasaydım. Yapma bırak Allah aşkına. Yanına gel ya. Yalandan mı? Yalandan kızıp geçip burada güldün kakarı kikiri yaptın yani İdem. O olaydan. İdem sonra saçmalama, Adnan orada bağırırken ben burada kendimi zor tuttum. Saçmalıyorsun şu an. Evet. Cidden ya. Saçmalıyorsun şu an. O zaman yapmayacaktın o hareketi. Ne yaptım bilmiyor ya? Musun? Yap. Sen bir hareket yaparken sonuçlarını düşünmeyecek kadar insan mısın yani? O zaman sen de bunu yapma Didem. Benden sonra gidip de Adnan zaten sosyal medyada vardı. Burada kızlar da herkes biliyordu. Sen niye gelip bana evlendiğimi sormadın demeyeceksin. Burada rol yapan sensin, ben değilim. Ben rol yapmıyorum ya. Dur bakayım ya. Bekleyeyim ne zaman zamanı var. Ben sana bir şeyi sadece söylemedim. Ben hiçbir şey beklemem Didem. Anında yaşarım. Ben sana sen sormuyorum bile ne tamam, evliliğini, boşanmanı, oyunu sen bana ne çünkü anladın. Sen ne olur diye bekliyorsun. Benimki niye bu kadar seni rahatsız ediyor? Ya Didem sus Allah sana aşkına. Sana ne? Şu Onur bile sana gelmiş olsaydı şu an Adnan Madnan demeyecektin. Açık bak, ve net bak, yani. Bak, bak. Direkt ay, alıyorum sen, yani direkt sen alıyorum. Sen art niyetin dibisin. Ben mi art niyetin sen dibiyim? Sen artık kafayı... Ben mi art niyetin dibiyim? Onur bana falan geldi. Onur burada o kadar dürüst bir çocuk ki. Zaten ilk gün... O kadar dürüst bir çocuk ki. Bak. Dakika kafamı bir gol kullanıp, ikinci görmemiz bak, dürüst bir çocuğu. Denge dedi ya. Kafamı kullanıp ona orada benim olup olmadığımı nasıl öğrendim biliyor musun? Çünkü söylemeyecek çocuk niye, belli. Biz kime niye sormuyoruz da böyle dedim bir şey? Ki, sen sorma gereği hissediyorsun. Efendim? Niye biz böyle bir şey sorma gereği hissetmiyoruz da sen böyle bir adayı şey soruyorsun? Adayı olan birine gelmiştir tamam muhabbeti oldu o gelmeden 5 dakika önce. Aha. Ya o zaman adayı olan kim, ismi acaba kimlerin bana geçebilir? Bana mı geldi Hazal, diye düşündüm işte. Nasıl öğrenebilirim? Ayça'yı tanıyorsun. Tamam erkek. İşte tam olarak bak, demek istediğim bu. Dinlemiyorsun hiç Mehtap, aynı anda konuşuyorsun. Ya Didem sus. Ayça gel. Ay, Onur sana gelse çok fena olacaktı şu an. Bir şey işte, bak gitti. Ben seni dinliyorum ama karşıda dinleme huyun yok. Bak aynı anda konuşuyorsun benimle. Çünkü kıvırıyorsun. Çok fena kıvırıyorsun. Ama ben de o zaman kimse. Ben de seni dinlemeyeyim arkadaşım. Geç aynaya kendinle yüzleş. Arkadaşlar bir saniye. Hazal niye demiyor? İşte içerideki ada acaba bana gelmiş midir diye düşünmüyor. Sen bunu düşündün. Sen de bunu kabul burada et. Burada dört döndünüz acaba kime gelmiştir diye. Yapma içine düşsün adamın. Ben dönmedim. Bana ne? Ben benim düştüm, adayım ben bir şey mi? Ama beğeniyor. Senin açından dedi ya. Ben açıkça diyorum ki çocuğa. Diyorum ki içeride de erkeklerden tanıdığın var mı? Üç aşağı beş yukarı tahmin ettim. Ayşe'yi tanıyorsa içeriden bir erkeği de tanıyor olabilir. Direkt Adnan dedi. Dedim tamam. Evet çünkü sen ne ve dedin? Ve burada da o kadar güzel birine gelmiştir dedin. Benim arkadaşımın acaba bana özellikle mı? Ve özellikle söyledi. Ya burada sizin ne kadar yani sizin demeyeyim senin ne kadar her şeyin çıktı, altından. Damarların çıktı damarların. Evet, benim olayım açma kendini kasma. Gücüm yetmiyor. Ben her senin konuştuğumun arkasındayım. Çeneme yetişmene gerek evet. Yok. Her gerek konuştuğumun var, arkasındayım. Gerek var. Sen benim kendini böyle konuşuyorsan gerek var. Başkası böyle hakkında konuşuyorsan. Zayıfladım o yüzden. Ne oldu? Zayıfladım. Bağışıklık sistemi. Onur'un bilmem ne adayı sen çıkmayınca kötü mü oldu? Ne kötü çıktı. Şimdi konuyu Onur'dan... nereden nereye saptırıyorsun Mehtap? Ya o kadar saçmalıyorsun ki konuşmuş olmak için şu an. Yani Onur bana Onur'la geldi diye düşünüyordun alaka ya sen. Ciddi ciddi. Hayır ben de ısrar dedim ki Onur sana gelmiştir dedim ve burada cilveleştiniz. Sorun ne? Niye bana geldi? Ya Onur burada diyor ki işte benim arkadaşım manitası bilmem neyi asla olmaz ve sen orada evet kakara kikiri gülüyorsun. Hayır reverans yaptım. Söylediği çok ciddi bir şey. Hayır reverans yaptım. Ya. Aynı şeyi de demek istiyorum yani. Saygı duyuyorum ha, yani. Reverans da açıklanma kanka. Ay bilmeyenler. İki saat anlatamam şimdi ona reverans mı anlatacağım. Mehtap bugün bahçede Didem'e Onur'u beğenip beğenmediğini sordu. Biliyorsunuz Mehtap'ın tespitleri hep doğru çıkar. Böyle bir hisseder ve gerçekten doğrudur. Ama bana sorarsanız bence Didem Onur'u beğenmemiştir. Tabii burası kısmetse olur evi. Ne olacağı belli olmaz. Bugün Adnan, yarın Onur.
İlk kırmızı oda deneyimim, ilk heyecanım. Daha yakından tanımak istediğim bir adayı çağırmak istiyorum. Rabia. Rabia ama sen gene bir işler peşindesin. Metehan. Ay. Onur. Ya Metehan ya Onur. Metehan deme ya. Gelince söyle kim bence olduğunu. Bence Onur Rabia. Bence Onur çağır. Ay bilemedim. İçime o an Onur doğdu bilmiyorum. Bir şey diyeyim mi? O çocuk kime gelecekse gelsin. Ben de öyle düşünüyorum. Adım kadar emin konuşuyorum. Mehtap o çocuğu her türlü alacak zaten. Ha, merhaba. Merhaba. Şaşırdım. Ne haber abi? İyi. Sen? İyiyim ben de. Ya şaşırman normal. Çünkü biz Mehtap diye bekliyorduk. Öyle mi? Neden? Bilmem, evde öyle konuşuluyor. Atıştığım için mi onunla? Yok, Mehtap seni çok beğendi. Hani ilgisi oldu. Daha sonra hem bir de atışma da var tabii. Atışma durumundan dolayı da Mehtap diye konuşuldu. Şaşırdım. Ya şaşırman normal çünkü yani daha ilk günüm. Tanımak istediğim adayları da tabii Kırmızı Oda'ya çağırıp daha özel bir şekilde konuşmak istedim ve özel bir şekilde açıklamak istedim. Beni çok darladılar. Hı. Erkekler evi olsun, kızlar evi olsun. Hiç beklemiyordum. Seni çağıracağım. Yani beklememen çok normal çünkü daha ilk günüm ve kızlar ve erkekler evinde de çok renk vermedim bu konuyla alakalı. Evet. Aslında bakarsan Adnan'la birazcık konuştuk. Hem seni zaten izledim ben, yani izleyerek geldim bir şekilde ama yine de son zamanlardaki duygularını sormak adına Adnan'a bir iki soru sordum. Ya burada tabii ki bir tanışma durumlarınız oldu, bir şeyler oldu, beni çok ilgilendirmiyor. Seni zaten buraya çağırarak seni tanımak istediğimi direkt belli ettim. Bundan sonrası benim için önemli. Böyle yani seni şu an bu dakikadan sonra tanıma evresine girmek istiyorum. Adnan ne cevap verdi? Adnan tamamıyla bittiğini söyledi Gökhan'la. Evet, tamamıyla bitti. Biz de evde şöyle bir tahmin yürüttük. Şimdi sen hiç renk vermedin. Mehtap seni çok beğendi. Biz de dedi ki Mehtap olabilir. Herhalde aklındaki isim Mehtap diye atıştınız. Ya Mehtap bana çok neşeli geliyor o yüzden. Yani hani böyle ondan korkuyorlar biliyorsun insanlar birazcık. Bana çok neşeli geliyor. Ben o yüzden onunla hani atışma gibi değil de böyle onunla tatlı tatlı konuşuyoruz yani. Evet evet, Mehtap çok tatlıdır. Bu arada şimdi beni birazcık daha tanı diye benim hem yapımı bil, hem ilişkiye bakış açımı bil diye ben böyle ufak hem şiir gibi hem de böyle bir yazı gibi bir şey hazırladım. Ah. Evet. Onu sana okumak istiyorum. Tamam. Yani bu benim ilişkiye bakış açımı. İlişkiye bir şekilde anlayacağını düşünüyorum yani işte. Evet. Ya kısa bir şey. Merhaba. Evet, senin hayatına merhaba. Geç geldim, kusura bakma. Huzurla, mutlulukla geldim. Bir sepet dolusu da sevgi getirdim. Bir olalım, hep bir kalalım diye. Ay, çok güzelmiş. Bunu sana vermek istiyorum. Çok sen teşekkürler. Kalsın. Çok incesin. İlk defa şiir alıyorum bu evde. Ya çok büyük şeyler yapmak istemedim ama hani duygularım bu. Bunu da şu şekilde algılayabilirsin. Gerçekten buraya aşk yaşamaya geldim. Gerçekten birini sevmeye geldim. Derken vaktimiz. Evet. Çıkalım. Çıkalım. Bir de mektubu yakmış. Bak. Mektup mu kanka bu? Ay şiir işte, pardon. Dışından oku. Bak bana bunu okudu Kırmızı Oda'da. Sen de oku. Oku oku. Belki de... Bu ne ya? Şu ne? Sondu mu? Belki de sondu senden. Belki de sondu senden önce her şey. Kapıyı kapat. Ya kimse yok. Belki de sondu senden önce her şey. Olur yoktu zaman içinde. Kayboldum, yoruldum hayata karşı. Seni görene dek. Artık mevsim sadece yaz bana. Güneşim oldun sarı saçlarında. Sarı saçlarında. Bu nasıl bir yazı? Denize özlem duymam. Gözlerin yeter bana. Şimdi son sözüm sana. Yanımda ol ve beni bırakma. Kim verdi mektubu? Onur. Dün sözlerimdeydin, bugün yüreğimde, yarın geleceğimde. Duymak istemem sensizliğin adını bile. Rüyalarım gerçeğe dönüştü bu gece. Ellerim ellerimde, gözlerin gözlerinde olacak seninle. Akrostiş. Akrostiş yazmış. Ne mesafeler ne engeller alır beni senden. Ay, zaman içinde sen. Lisan oldun sevginin. Issızlığına çaresen.
Bir de burayı da yakmış. Hani eski zamanlarda öyleymiş galiba. Yakmış. Versene bana. Neyi? Ver bir de ben okuyacağım. İçeridekilere gösterme ama lütfen. Yok valla çok merak ettim, ver. Göstermek duygu yok. Duygu var mı gerçekten? Okumak istiyorum, anlarım ben. Sizce bir şey hissedi... Ben söyledim Onur'a. Hı-hı. Aykut'a karşı hislerim bitmedi dedim. Ama dedim sen daha ağır basıyorsun dedim. Söyledim yani. Ne haber kızlar? Onur mu? Söylemeyeceğim kim olduğunu. Tam Onur. Dedin. Onur. Metehan. Bu ne ya? Herkesin elinde kağıtlarla geliyorlar. Allah Allah. Hayırdır inşallah ya? Ben bir kağıtla geldim. Nazlı bir kağıtla, sen bir kağıtla. Hayırdır? Mektup günü mü yaptılar ya bunlar? Belki de erkekler aralarında. Ben şöyle düşündüm. Şimdi sen kağıtla geldin ya. Evet. Nazlı da öyle geldi. Bunlar bir şey mi planladılar? Ben aynı mektup hepimize aynı anda aynı yerde randevu mu verecek? Hayır, bir şey planladılar derken hepimiz kimi çağıracaksak bir şey yazalım falan mı? Güzel, ilk heyecanımdı şimdi, ilk kırmızı oda. Abi, biz kimseye söylemeyiz, kimi çağırdık? Bak söylemeyeceksen ama bak, adaşız oğlum bir de. Abi öyle değil, vallahi biz bak burada attan ne konuşuyoruz. Şuradan dışarı çıkmaz. Şuradan yok abi. Üçümüzün arasında. Bitti. Kameraları unut ya, görme. Tamam o zaman kameraları kapatalım, öyle konuşalım. Yok biz vallahi söylemeyiz. Bilmiyor musun harbiden? Vallahi bilmiyorum abi, nereden? Rabia. Evet. Nasıl geçti? Yalan niye atıyorsun. Niye durdun? Yok abi şaşırdım. Harbi mi diyorsun? Vallahi abi ya. Ya tanımak istiyorum ya. Ya abi karar ve mekan. Ay geç sen gibi önemsiz. Devam ediyorsun. Bu adam tanımayacak. Birçok şey yapmıyorsun. Ya yani, tamam git sen. Evet tamam falan. Vay abi. Aynen. Güzel mi geçti peki? Ya tabii şimdi ilk oda, ilk heyecan. Yani ben ona kendisi, onlar beni şey diye düşünmüş. Mehtap beni çok beğenmiş. Mehtap'ı çağırırım falan. Mehtap herkesi beğeniyor sıkıntı. Ya olabilir, bilmiyorum artık. Mehtap'la biz birazcık böyle tat tat atıştık. Onlar da Mehtap zannetmişler. Ondan sonra ya Mehtap bana neşeli geliyor dedim. Mehtap değil. Ya şimdi dedim ilk gün, ilk kırmızı oda ve seni gerçekten yakından da tanımak istiyorum dedim. Biraz bilgim vardı. Adnan'la da dedim senin hakkında birazcık konuştum. Ne dedi dedi. Dedim ya şu an bitirdi dedi dedim. Çok tatlı mısın? Bence bu evden ilk evlenip gidecek kişi Hasan da seni. Ama bir şey söyleyeyim, daha önümüzde çok aylar var. Belki ben bir o zaman kadar kalmam yani, düşün. Derenin suyu yeni başladı aklıma. Daha yeni başladı aslında program, yarışma. Daha şu an evde çift yok. Kim evet, evleneceğini kimse bilemez. Evet yok. Didem'le Adnan desen çift değil yani şu an. Bir isimleri var. Ya ben nedense Semih'le Azal'a da şu an çift diyesim gelmiyor ya. Hiç artık hani şu galaya kadar diyebilirdim belki ama şimdi imkansız, ikisi çift diyemem. Hiç çift diyemem aslında. İhtiraslı aşklar gördüm ya. Oo evet. Bunlar hayatta ayrılmaz. Kesin evlenecekler dediklerimiz. Kimdi onlar? Vardı işte. Birinci geldi de evlenmediler. Evlenemediler. Ne ihtiraslı aşklar gördüm ben. Ne aşklar gördük de evlenir dedik. Hayır, de evlenmediler. Şey. Gittiler, hala evlenemediler dışarıda. Hazal'ın annesi geldi mesela. Hiç Semih'e mesela benim kızımı nasıl ağlatırsın? Evindeki kızıymış. Evet. Hiç. Sormadı. Çok sevimli. Çok tatlı. Çok beyefendi, çok beyefendi, çok beyefendi. Ama kızım mutlu değil. Nasıl sen sürekli bunu tekrar edebiliyorsun değil mi? Evet. Ki zaten annesi dedi ya. Ben sorgularım kızım... mesela. Benim kızım mutlu değil diye bağırıyorsa ortada. Ben mutlu değilim diye bağıran bir kız var ortada değil mi? Evet. Herkes izliyor bu programı. Ben mutlu değilim diye bağırarak sonra sevgilisini terk edip giden bir kız var. Anne geliyor. Evdesin sen Azal'la sürekli. Mutlu olmadığını biliyorsun kızının. Sürekli buraya gelip de çok beyefendi, çok güzel olsun diyerek çok da tatlı bir kadın. Evet. Ama kızım mutlu değil. Yani kızın için geldim buraya. Ben de anneyim. Sen şey diyorsun ya, annesinin Semih'e sorması gerekiyordu. Ben sorarım. Sen yeter ki sakız nefse olur. Düşlerin seni bulur. Sen yeter ki sakız nefse olur. Kısmetse olur. Aşkı bulmak.